1916 yılında Avrupa, Kuzey Denizi'nden İsviçre sınırına kadar uzanan siperlerle ikiye bölünmüş durumdaydı. 700 kilometre uzunluğundaki bu siperler savaş boyunca iki taraftan yüz binlerce askeri barındıracak, çok kötü yaşam koşullarına karşın güvenli bir sığınak olacaktır. Asıl tehlike bu siperlerden hücum emri verildiğinde başlıyordu. Hücuma kalkan askerler iki siper arasında uzanan ölüm tarlalarını aşıp düşmana ulaşmak zorundaydılar. Karşı tarafın yerleşik savunmasına saldırmaksa çoğunlukla ölüm demekti. Tüm denemeler siperleri savunmanın saldırmaya kıyasla çok daha kolay olduğunu göstermişti. Ancak Batı cephesinde ince ince kanayan bu durağanlığın bir şekilde bozulması da gerekiyordu. İki tarafta siperlerde çok büyük kuvvetler bulundurmak zorundaydı ve insan gücü açısından da ekonomik olarak da bunu sürdürmek olanağı giderek azalıyordu. Bu konuda ilk hareket Almanya'dan gelecektir. Hedefse muharebe hattında bir çıkıntı oluşturan Verdun Kalesi olacaktır. Çevresinde bulunan altı kalesiyle Meuse Nehri'nin bir kıvrımına yerleşmiş Verdun, stratejik hiçbir önem taşımayan ancak duygusal olarak Fransızların büyük değer verdiği çok eski bir kaleydi. Savaş sırasında çevresindeki kaleler elden geçirilmiş, yeni toplarla takviye edilmişti. Ve bölgeye bir Alman saldırısı hiç mi hiç beklenmiyordu. Küçük bir kuvvetle korunan Verdun, Fransız askerleri arasında soluklanılacak, dinlenilecek bir bölge olarak kabul ediliyordu. Savaşın ortasında günlük yaşamın sakince akıp gittiği bir tatil adasıydı sanki Verdun. Alman General Erich von Falkenhayn tasarladığı büyük saldırı için hedef olarak burayı seçecektir. Falkenhayn'ın planı çok basitti. Almanya çok büyük kuvvetlerle Verdun'a saldıracak, bölge ele geçirilerek Fransız savunma hattında Alman ordularının ilerleyeceği bir gedik açılacaktı. Eğer Fransızlar bölgeyi büyük bir inatla savunmayı seçerse, bu takdirde Fransız ordusu yavaş yavaş kan kaybedecek ve belki sonunda tüm direnme gücünü yitirecekti. Alman Genelkurmayı'nın seçimi doğruydu. Savaşın başında Belçika'nın Liège Kalesi'nin kolayca düşmesi, Fransa'nın kale savunmasına olan güvenini yok etmişti. İlk Alman saldırısında ordular Verdun'u yok sayarak kalenin iki yanından akıp Fransa'ya girmişlerdi. Bu nedenle kale küçük bir garnizon tarafından korunuyordu. Çevredeki kalelerin topları da sökülerek diğer bölgelere taşınmıştı. Ayrıca Verdun'un cephede bir çıkıntı üzerinde olması, üç yandan saldırılmasına olanak veriyordu. Alman ordularına Kaiser'in oğlu Prens Friedrich Wilhelm komuta ediyordu. Almanya bu saldırıyı çok büyük kuvvetlerle gerçekleştirmeyi planlamıştı. Hazırlıklar önceden başladı. Büyük toplar demir yollarıyla bölgeye taşındı. Alman askerleri 13 kilometrelik bir cephe hattı üzerinde saldırı siperlerine yerleştiler. Saldırı hazırlıklarının Fransızlar tarafından sezilmemesi için büyük özen gösteriliyordu.
Ancak kale komutanı Albay Emil Drian durumu sezecek ve General Joffre'dan destek isteyecektir. Bir yandan da kalelerin önüne savunma siperleri kazılmasını emredecektir. Kar yağışı yüzünden ertelenen saldırı, 21 Şubat 1916 günü yoğun bir top ateşiyle başlayacaktır. Top ateşinin ardından başlayan Alman saldırısı büyük bir başarı kazanacaktır. Fransızların ilk kez gördüğü alev makineleriyle saldıran özel eğitimli Alman fırtına birlikleri 4 gün içinde ileri siperleri ele geçireceklerdir. Şubat'ta Verdun'un en önemli kalesi Douaumont düşecek ve bu haber Alman cephesinde büyük sevinç yaratacaktır. Verdun'da taş üstünde taş kalmamıştır artık. Her tarafta yangınlar çıkmıştır. Verdun'da sivil halk panik içinde kenti terk etmeye başlar. General Joffre, Verdun'u her ne pahasına olursa olsun savunmaya kararlıdır. Bazı noktalardan çekilmeyi öneren bölge komutanını alıp yerine General Petain'i atar. Petain'in komutasındaki Verdun cephesi tam anlamıyla bir ölüm tuzağına dönüşecektir. İki tarafında ağır kayıplar verdiği savaşta, Petain topçu birliklerini bizzat yöneterek Alman ordularına büyük kayıplar verdirecektir. Verdun Savaşı'nın dikkatleri çeken bir başka yanı, İkmal sorununun mükemmel bir biçimde çözülmesidir. Ulaşımın sağlandığı tek karayolu, Petain tarafından görevlendirilen sivil ekiplerce bombalandıkça onarılarak sürekli açık tutulacak, bir haftada 25 bin ton malzemenin 200 bine yakın askerin taşındığı bu yol, Fransızlar tarafından kutsal yol olarak anılmaya başlanacaktır. Thank you.
Alman orduları 6 Mart ve 9 Nisan'da tekrar Verdun'a saldıracak, ancak büyük bir başarı sağlayamayacaklardır. Petain, Verdun direnişinde gösterdiği başarı nedeniyle daha üst bir komutanlığa atanacak, yerine Robert Nivelle gelecektir. Alman orduları büyük kayıplar vermelerine rağmen giderek Verdun'a yaklaşacaklardır. Mös nehrinin doğu yakasındaki Vaux kalesi 9 Haziran'da düşecektir. Bu başarıyla yüreklenen Almanlar saldırılarını artıracak ve Haziran sonunda Verdun'a çok yaklaşacaklardır. Alman orduları bu savaşta yeni geliştirdikleri fosgen gazını kullanmışlardır. Akciğerlerde klorik aside dönüşen bu gaz çok etkili olacaktır. Petain, cephe komutanı Nivelle'in Mös nehrinin batı yakasına çekilmesini önerecek ama bu önerisi Joff tarafından reddedilecektir. Ve gelişmeler Joff'un haklı olduğunu gösterecektir. Bir yandan doğu cephesinde başlayan Rus saldırısı, bir yandan sonda başlayan İngiliz-Fransız ortak harekatı yüzünden Almanlar Verdun cephesinden 15 tümeni çekmek zorunda kalacaklardır. Fransız ordusu, cephenin zayıflaması üzerine karşı saldırılarını artıracak, bazı küçük başarılar elde edecektir. General Erich von Falkenhayn, Verdun cephesini Fransız ordusunu eritmek amacıyla açmıştı. Ancak kendi kayıpları 400 bin askere yaklaşınca görevden alınacak, yerine Doğu cephesinde büyük başarılara imza atmış Erich Ludendorff ve Paul von Hindenburg gelecektir. Bu cephede daha fazla asker yitirmenin anlamsızlığını sezen Alman komutanlar, giderek savunmaya çekilmeye karar vereceklerdir. Verdun'a yeni atanan komutan Charles Mangin, Ekim ayında karşı saldırıya geçecek ve 24 Ekim'de Douaumont Kalesi'ni, 2 Kasım'da Vaux Kalesi'ni geri alacaktır. Kasım ayına kadar süren savaşlarda 11 bin Alman esir alınacak ve 115 büyük Alman topu ele geçirilecektir. Bu kalelerin geri alınması ve kazanılan başarılar Fransa'da büyük bir sevinç yaratacak, morallerin tekrar yükselmesini sağlayacaktır. Verdun Savaşı'nın sonunu getiren bu saldırılardan sonra iki tarafta tekrar mevzilerine yerleşecek ve uzun savunma savaşları tekrar başlayacaktır.
Aydın Savaşı, Fransa'ya 542 bin ölü ve yaralıya mal olmuştur. Bu dönemdeki Alman kayıpları ise ölü ve yaralı olarak 434 bine ulaşmıştır. Beş ay süren savaşta 13 milyon top mermisi atılmıştı. Cephe gerisinde mermi kovanları küçük dağlar oluşturmuştu. Batı cephesinde 2 yıldır süren durağanlığı bozmak ve bir an önce savaşın kaderini değiştirecek bir başarı kazanmak isteyen yalnız Almanya değildi. İtilaf devletleri de çeşitli saldırı planları yapıyorlardı. Verdun Savaşı kıyasıya sürerken, General Joffre'un uzun zamandan beri planladığı bir saldırının gerçekleştirilmesi gündeme geldi. Joffre, Fransa'nın kuzeybatısında Somme Nehri boyunca bir hücum düzenlemek istiyordu. Bunun için gereken bütün planlar yapılmıştı bile. Ancak Verdun Savaşı, bir İngiliz-Fransız ortak harekatı olarak planlanan bu saldırının başlamasını geciktirmişti. 1916 yazı ortalarında harekata katılacak İngiliz birlikleri savaş bölgesine aktarıldı. Çoğunluğu gönüllülerden oluşan bu birlikler, uzun süredir siperlerde sıkışıp kalmanın sıkıntısı içindeydiler. Aktif savaşın başlaması hepsini sevindirmişti. 40 tümenle saldırıya katılması planlanan Fransa, Verdun yüzünden bu savaşa ancak 16 tümen ayırabilmişti. Bu nedenle bütün yükü İngiliz birlikleri üstleniyordu. Paris'te kafelerde konuşulan, İngiliz askerlerinin eve yazdıkları mektuplarda sözünü ettikleri bu saldırı Almanlar için bir sürpriz olmayacaktır. 30 kilometrelik bir cephe boyunca çoğunluğunu İngiliz sefer gücünün oluşturduğu büyük bir kuvvet katılacaktır harekata. Aylar süren bir hazırlık sırasında Alman siperlerinin altına tüneller kazılmış, lağımlar yerleştirilmiş, böylece piyadelerin saldıracağı gedikler açılması planlanmıştı. Ve 24 Haziran saat 7.30'da hazırlanan lağımlar patlatıldı. Bunu 7 gün sürecek yoğun bir bombardıman izledi. ...1500 İngiliz ve bir o kadar da Fransız topunun katıldığı bombardıman ve nice uğraşlarla hazırlanan lağımlar beklenen etkiyi yapamayacak, komutanların deyişiyle gezintiye çıkmış gibi Alman siperlerine ulaşması beklenen askerler, beton korunaklarına sıkıca yerleşmiş Alman makineli tüfeklerinin ateş kusan namlularıyla karşılaşacaklardır. Birlikler, İngiliz sefer gücü komutanı Sir Douglas Haig'in emriyle 1 Temmuz günü siperlerinden çıkıp saldırıya geçtiler. İlk günün bilançosu korkunçtu. İngiliz ordusu tarihinin en büyük kaybını verecekti bu saldırıda. 20 bin ölü, 40 bin yaralı ve esir. Kayıpların büyüklüğüne karşın General Haig saldırılarının sürmesini emredecektir. 14 Temmuz'da tekrar saldırır İngiliz ve Fransız birlikleri. Yine büyük kayıplarla biter bu saldırıda. İtilaf güçleri durup soluklanmak zorunda kalırlar. Kayıplar çok büyüktür. Ancak saldırıdan vazgeçilmemiştir.
15 Eylül ve 15 Kasım'da tekrar saldırır ihtilaf orduları. Somme Savaşı'nda verilen kayıplarla kıyaslanamayacak kadar küçük bir bölge ele geçirilecektir. Bu savaşta İngiliz sefer gücü 420 bin, Fransız ordusu 195 bin kayıp verecektir. Alman tarafının kaybı ise 650 bin dolayındadır. Somme Savaşı kesin bir sonuç getirmemiş olmasına karşın amacına ulaşmış, Verdun üzerindeki Alman baskısının azalmasını sağlamıştır. Almanya, bedeli bu kadar ağır olacak savaşlara artık gücünün yetmeyeceğini fark edecek, 1916-17 kışında yapımını tamamladığı Hindenburg savunma hattına çekilecek ve savaşı buradan sürdürecektir. Hindenburg ya da Almanya'da bilinen adıyla Siegfried hattı, büyük bir gizlilik içinde hazırlanmıştı. Bu gizlilik, Alman hava hakimiyeti yüzünden keşif uçaklarının bölgede uçuş yapamaması sayesinde sağlanmıştır. Alman cephesindeki bir çıkıntının gerisine hazırlanan bu savunma hattıyla Alman cephesi 70 kilometre kısalıyor, 8 tümen asker kazanılıyordu. Arasuason arasında uzanan bu savunma hattı askerlerce uzun bir süre geçilemez olarak kabul edilecektir. 23 Şubat 1917'de başlayan Alman çekilmesi ilkbaharda tamamlanacaktır. Alman birlikleri çekilirken bütün bölgeyi yakıp yıkacak, köprü ve yolları tahrip edecek, kuyuları zehirleyecek, tüm araziyi bubi tuzaklarıyla donatacaktır. Bu yüzden Almanların çekildikleri yaklaşık 30 kilometrelik bir alan uzun süre geçilemez olarak kalacaktır. Bu da Alman ordularının bir süre soluklanmasına olanak verecektir. Yeni İngiliz Başbakanı David Lloyd George, kayıpların sorumlusu olarak gördüğü General Haig'i değiştirmek isteyecek ama halkın desteği yüzünden bunu başaramayacaktır. Fransa ise General Joffre'u görevinden alacaktır. Fransız orduları komutanlığına General Robert Nivelle getirilecektir. Hindenburg hattı uzun bir süre önemini korumuştur. Ta ki 1918 yılı Ağustos ayında İtilaf devletleri savaşın sonunu getirecek büyük saldırılarına geçene kadar.